Evet sevgili seyirciler, Su Bulan Adam Şevket Kozulak'la gezilerimize devam ederken Adıyaman Gölbaşı'nda tekrar sizler için geçmeyeceğiz. Yanımızda da Gölbaşı Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir var. Evet Sayın Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz. Yusuf Özdemir, Gölbaşı Belediye Başkanı. Evet Başkanım, Su Bulan Adam Şevket Kozulak artık internetin olsun, ulusal basının olsun bir fenomen oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz nasıl takip ettiniz? Şevket Kozalak Bey yıllarca Gölbaşı'nda ikamet etmiş bir kardeşimiz. Malumunuz, söylemeye gerek yoktur. Su, Cenab-ı Allah'ın insanlığa bahşettiği en önemli nimetlerden birisidir. Su olmazsa hayat olmuyor. Bu hem insanlar için böyle, hem bitkiler için böyle, hem hayvanlar için böyle. Şevket Bey bu anlamda ilçemizde de katkıda bulunmuştur içme suyu anlamında. Şu anda ilçemize sağladığımız saniyede 58 litre suyu bulan adam Şevket Kozalak Bey'dir. Kuraklık yaşadığımız bu yıl içerisinde su çok daha önemli. Bitkiler açısından da önemli, tarım açısından da önemli. Bu anlamda ilçemize hizmet veren Şevket Kozalak Bey'in umuyorum ki Türkiye genelinde de hizmetler verecektir. Kendisi bu konuda başarılıdır. Kendisini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Zaman zaman ulusal televizyonlarda ve basında, internette de Şevket abi'yi takip ediyoruz. Başarılarından dolayı da Gölbaşılı olarak mutluluk duyuyoruz. Ben başkana teşekkür ediyorum. Benim konuşacak hiç herhangi bir şey olmadı. Çünkü hakkımda gerekeni söyledi. Ben kendisine özellikle Gölbaşı olarak, Gölbaşı adına teşekkür ediyorum. Çünkü Gölbaşı Doğu'nun bir parlak yıldızı. Doğu'nun bir merkezi haline getirmiş. Bugün yıllardan beri Özdemir ailesi olarak biliyoruz. Buraya yönetenler, Allah'a şükür ben gerçekten başkanım dediğim, ben burada ikamet ettim, ben burada yaşadım. Ama bu güzellikleri Türkiye'nin birçok yerini geziyorum. Ama bu şekil böyle bir güzel bir yeri gerçekten takdir etmek lazım. Yaptığı hizmetlerden dolayı burada başkanımız olsun, burada emeği geçen yetkililer olsun, hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Ve ayrıca ben bu bölgede çalışma yaptığım sıralarda Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ali Hocam var. Ondan da benim hakkımda kısaca bir yorum yaparsa memnun olurum efendim. Siz de Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevini yapıyorsunuz. Şevket Bey hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Şevket abiyi yaklaşık 10 yıldan fazla zamandır tanıyorum. Önce gölün karşı yamacında su çıkardığını duyduk. Çok fazla ciddiye almadılar. Bir gün bir ortamda birlikteydik. Kalabalık bir ortamdı. Kendisinin gözünü bağladılar. Bir suyu saklayıp alana gönderdiler. Dediler ki bu suyu bulabilir misin? Şevket abi o suyu bulup çıkarınca bu işin hiç de böyle alaya alınacak tarafının olmadığını, ciddi bir mesele olduğunu ben de kavradım. Oradaki arkadaşlarım da kavradı. Daha sonra çevremizde Maltepe köyünde, Balkar'da, Çatal Ağaç'ta ve Azaplı'da bulduğu sulara şahit oldum. Bu manada gerek İçme suyu konusunda, gerek sulama suyu konusunda Gölbaşı ilçemize çok büyük katkıları ve faydaları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum.